Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Binance'ın yakımlara başlaması daha doğrusu bu bahaneyle arkadaşlar LUNC üzerine genel bir değerlendirme videosu olacak. Önemli durumlardan bahsedeceğiz. Ki LUNC'deki genel katalizörlerle alakalı dediğim gibi genel bir değerlendirme videosu olacaktır. Zaten genel haberler de güzel. Fed'in yapmış olduğu açıklamalar olsun vesaire derken e, piyasa fena gitmiyor arkadaşlar. Şimdi ya Allah aşkına ya şunu açayım 10-15 dakika izleyelim kapatayım ondan sonra tamam mı? Allah'ını seviyorsan. Bir de tıklayınca da başka bir şey çıkıyor. Şimdi bakalım ne diyor. Binance teklifin kabul edilmesiyle lünce akımına yeniden başlayabilir falan filan. Bir kere arkadaşlar şu an Binance'da biliyorsunuz ikinci parti yakım geliyor. İkinci parti yakım 2 Nisan tarihinde gerçekleşecektir arkadaşlar. Bu arada şuradan luncu açayım konuşurken fiyatlarını falan takip edelim. Şimdi ikinci parti yakım ne dedik arkadaşlar? Burada 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Tabi burada ortalama ne kadarlık bir yakım? Ortalama 1 milyar, 1 milyar civarı. İşte 1.1-1.2 milyar civarı bir yakım gelmesini bekliyorum. Bunu ilk evvela söyleyeyim. Şimdi şuradan başlayalım. Devamında farklı noktalara değineceğiz. Tera Klasik topluluğu kabul edilen son teklifle Binance'ın token yakma konusundaki endişelerini giderdi. Birincisi biliyorsunuz zamanında bir e, oylama silsilesi oldu. Bir öneri silsilesi oldu arkadaşlar. Bunların devamında tabii ki de e, Binance yeniden yakımlara döndü. Fakat bu %50'lik bir yakın mekanizmasıydı. Dolayısıyla tam bir performans e, geçmişe göre çok fazla beklememek gerekiyor. Binance Lunge akımı ile ilgili kabul edilen son teklifin ardından Terra Classic A'nın yükseltmesini destekleyeceğini duyurdu. Böylece dün akşam saatlerinde gerçekleşen güncelleme esnasında borsada fonların güvenliği için Lunge yatırma çekme işlemi duraklatıldı. Lunge USDC işlem mevcut ay güncellemesinden etkilenmeyeceği bildirildi. Düşünsenize şey yapıyormuş. O kadar istiyormuş. Şunu yap, bunu yap falan diye. En sonunda adamlar güncellemeleri yapıyormuş. Desteklemiyoruz falan diyorlarmış onlar şaka gibi bir şey yapıyorlarmış. Böyle. Şimdi e, tabi bu durum yeni bir sıkıntı ortaya doğurdu arkadaşlar. Ekibin ekip tarafında e, bir fon sıkıntısı. Gün içerisinde bahsedeceğimiz üzere e, geri basım olmadığı için arkadaşlar burada ekibin fonlarından epey bir kayma oldu. Yani ekip Herhangi bir şekilde gelir elde edemedi. Önceden %10'luk bir yakımlardan %10'luk bir yeniden basım yapılıyordu ve bu fon ekibe tahsis ediliyordu. Ama devamında ya artık hiç değilse bunu gözlemleyemiyoruz. Bütün bunlardan ötürü de e, tekrar haftalarca konuştuğumuz ve e, bugün ortaya çıkan bir mesele olan ekibin fonlarını yeniden e, alma isteği ortaya çıkmıştır. Tere son güncellemesi neden önemli? Tera Klasik topluluğu burada falan filan anlatıyorum. Birincisi e, Vol 1.1.0 e, güncelleme, söyle çok büyük bir güncelleme değildi arkadaşlar. Şu anda Vol 2.2.0 geliyor. Bu arada şunu da ekleyeyim. E, az önce konuşurken hafiften söyledik ama e, burada yeniden basımın durması iyiydi. Çünkü ekip her ne kadar tabii ki adamların bir para almak hakkı fakat bunun %10'unu yani yakımlardan bunu yapmaması lazım ki aynı zamanda arz da azalabilsin değil mi? Bunu da bilmek lazım. Şimdi vol 1.1.0 öyle büyük bir yükseltme değildi. Zaten politik bir yükseltmeydi. Zira doğrudan Binance'ın yeniden yakımlara başlaması zaten hedefleniyordu arkadaşlar. E Binance tabi neden %50'ye düşürdü bunu? Çünkü adamlar strateji değiştirdi zaten. Bakınız ki bu Lunge için kişisel bir durum değildir. Binance bunu neden ayı sezonunda yaptı? Onu da anlatmıştık. Çünkü adamların ayı sezonundaki arzusu şey değil, biz para kazanalım değil. Biz müşteri kazanalım. Boğa sezonuna güçlü girelim. Boğa sezonunda zaten e, adamların gayesi para kazanmak olacaktır. Kaldı ki şu anda boğa başladı. Binance'tan biz ne görüyoruz? Bakın, bütün sıfır işlem ücretlerini adamlar çatır çatır kaldırdı. Bitcoin'de bile kaldırdılar. Luncu %50'ye indirdiler. Niye? Adam diyor ki tamam e, biz de artık diyor kazanacağız. Artık bizim de para kazanma vaktimiz geldi diyor arkadaşlar adamlar. Şimdi 2 Nisan tarihinde tabi yeniden binans yakımı gelecek. E, yarın arkadaşlar ne var? E, yarın sabah saatlerinde aynı şekilde e, teraportun açılışı gerçekleşecek. Teraport da %27 oranında yakacak. Bütün bunlardan dolayı Nisan başı Lunge için hareketli geçme ihtimali yüksektir. Öyle aman aman ralliler falan beklememek lazım. Ama dediğim gibi hareketli geçeceğini düşünüyorum. Şunu da tekrar hatırlatayım. Bitcoin'de e, yukarı yönlü olduğu için lunge'de 12 pozisyonlarına da yakınlıktan ötürü alım yapılabilir arkadaşlar. Dünyanın en büyük kripto para borsası e, lunge arzının kısılması için başlatılan yakın politikasının en büyük destekçisi konumunda. Yakında dediğim gibi bu değişecek büyük ihtimalle e, teraport daha çok yakar arkadaşlar Binance'dan. Ancak ağda yakılan tokenların yarısının geliştiricileri desteklemek için yeniden basılmasını amaçlayan teklifin kabul edilmesinin ardından Binance Aralık ayında lunc yakım işlemlerini durduracağını açıkladı. Mart ayına kadar lunc yakmama kararı alan borsanın bu ay lunc işlem ücretlerinin tamamı yerine %50'sini yakmaya başlayacağı belirtildi. Ee, bakın şunu söyleyeyim arkadaşlar bir kere adamlar bir haklı çünkü adam şunu diyor ya biz yakım yapıyoruz da biz coin için yakım yapıyoruz. tabi o da göstermelik coin için değil de yani biz coin yansın diye yapıyoruz ama siz bundan hemen ardından cebinizi dolduruyorsunuz. Yani biz size bir hibe için yapmıyoruz ki bunu diyor adam. Dolayısıyla haklı ee, şu konuda da uyarayım ilerleyen aylarda Binance bu yakımı durdurabilir çünkü dediğim gibi boğa sezonu geldikçe özellikle tamamen boy gösterdikçe ben bu %50'ye geçişin sadece bir geçiş etabı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Binance bu yakımı durdurabilme ihtimali çok yüksek olacaktır para kazanabilmek için. Binance yakılan LUNC'un yarısının yeniden basılmasına tepki göstererek A olan desteğine devam etmek için birkaç koşul öne sürdü. Bunun üzerinde LUNC e, geliştiricileri Binance'ın desteğini kaybetmemek adına yeni bir düzenleme için 3 teklifte oluşan bir öneri sundu. Ve bu öneri topluluk tarafından kabul edildi. Binance şimdiye kadar 40 milyar lunge yakımının yaklaşık yarısından sorumlu olarak bu faaliyetin en etkili isimlerinden biri. Doğru dediğim gibi yakında e, teraportun gelişiyle bu olay değişecek. Tabi teraportun gelişiyle işte e, demiştir ki Reksiz gibi isimler. 10x geliyor vesaire. Fakat e, bunlar çok gerçekçi değildir. Tabi uzun vadede yapacakları yakımlar arkadaşlar iyi hareketlere sebebiyet verebilir. Ama dediğim gibi buradaki asıl olay Teraport'un oluşturacağı sermaye ile Tera token'ı tabiri caizse oltalayarak insanlara lunj yakımı gerçekleştirecekler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.